İhmal yapma hakkı da tanındı. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hocam eksen kayması diyorduk hatırlarsanız bundan 8-10 sene önce. Bunlar da bize dalga geçmeyin, aptal mısınız siz, hayal görüyorsunuz diyorlardı. O eksen kayması yavaş yavaş gerçekleşiyor. Nükleer konusunda benim bilgim yok. Ben tek bilgim benim evdeki mikrodalga fırından ibarettir. Onun için o konuda fazla bir yorum yapamam. Ama biz dünyanın en zengin enerji havzalarının yanı başında olan bir ülkeyiz. Eleştirilen noktalar tabii bütün yumurtalarımızı aynı sepete koymamız. Rusya'ya bu kadar göbekten bağımlı kalmamız. Yani bana heyecan vermiyor bunlar artık. Çünkü ben de yani bu ülkenin bir vatandaşı olarak beni yöneten hükümet gaz bulduk, petrol bulduk, onu yaptık, bunu yaptık dediği zaman benim heyecanlanmam lazım. Eskiden öyle heyecanlanırdım. Ama karnım doydu artık. Her seçimden önce Trakya'da doğalgaz bulunur. Evet. Karadeniz'de doğalgaz bulunur. Akdeniz'de o bulunur. Şimdi adam diyor ki 1 trilyon dolarlık gaz bulduk şeyde diyor. Karadeniz'de 1 trilyon dolar. Ya dünyada yer yerinden oynaması lazım böyle bir gaz bulunduğu zaman. Öyle ya. Ne bileyim paranın değer kazanması lazım. Sana faizin düşmesi lazım. Borçlandığın faizin falan. Ama ertesi gün unutuluyor gidiyor tabii. Çünkü böyle bir şey yok. Bizim bu 2011'de de dinledik. 2015'te, 2018'de. İşte uçağımız göklerde, hatırlayın billboardlara koydular. İşte 7 liraya İstanbul'dan Ankara'ya 2016'da gidecektik yerli arabayla falan. Onun için bu kadar çok vatandaşa seçim vaadi adı altında uyduruk haber satan bir başka iktidar ben hatırlamıyorum. Demek ki alıcısı var. Bu da kendi ayıbımız yani ülke olarak. Yani bir siyasetçi niye bu kadar desteksiz atar? Demek ki alıcısı var. Oy, yani millet diyor bana oy veriyor. Hakikaten de oy topluyordu. Ama hala bunların alıcısı var mı bilmiyorum. Şimdi bana inanmayan insan, ben seçim vaatlerinin geneline bakıyorum bu iktidarın. Bana inanmayan girsin Google'a. 2018-2015 AKP'nin seçim vaatlerini bir okusun. Ve bunların hangileri ne kadar gerçekleşti onları görsün. Yani maalesef seçimden önce yapılan bu vaatler bir yerde seçmenin de kusura bakmasın ama kalitesini gösteriyor. Zeka düzeyini gösteriyor. Bunun bu kadar çok alıyor. Mesela ben size 2018'de örnekler vereyim izleyicileriniz için. Adamlar kadın haklarını geliştiriyoruz falan diye bir paragraf koymuşlar vaatlerine. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktılar. Mecliste kadına şiddet önergesini reddettiler. Aynı şey çocuk hakları için geçerli. İşte çocuklara olan tecavüzün araştırılmasını reddettiler. Bir kereden ne olur diye geçiştirdiler işleri. Ondan sonra ekonomiye bakıyorsunuz. Yine 2018 şeyinden AKP'nin seçim bildirgesinden söylüyorum. Dünya ekonomisinden %1,5 pay alacağız. Hedefimiz o diyor. Nereye düştük? %0,67. %1'in de altına düşmüşüz. 1980 düzeyinin bile altındayız. Yani dünya ilk defa 100 trilyon doların üstünde bir mal ve hizmet üretecek. Türkiye onun ancak 670 milyarını şey yapabiliyor, üretebiliyor. Dolayısıyla yaşanabilir şehirler diye paragraf koymuşlar 2018 seçim bildirgelerine. İşte depremde gördünüz imar aflarını sevinçle müjde diye verdiler. Ondan sonra ne hale geldiğimizi gördünüz. Daha komini söyleyeyim, mafya ve çetelerle mücadele artacak demişler. Sokaktaki adam biliyor bunların ne hale geldiğini. Mafyanın, organize suçun, işte Latin Amerika'dan gelen uyuşturucunun Türkiye'deki adresleri falan. Mafya liderleri konuşuyor, ithamlarda bulunuyorlar. Onları susturmaya çalışıyorlar ya. Her ülke der ki ya suç örgütü konuşsun da bizi suça ve suçluya götürsün der. Türkiye'de aman sussun diye adamı Birleşik Arap Emirlikleri'ne adam gönderiyoruz.
şu adamı susturun da konuşmasın diye. Böyle garip bir ülke. Evet. Meclisi güçlendireceğiz. Şey vardı, ne oldu? Saatlerce konuştuk sizin kanalda da. İnsan hakları eylem paketi mi ne hazırlıyorlardı? Ne oldu? Hukuk reformu hazırlıyorlar. İnsan hakları eylem paketi hazırlıyorsa insan haklarında bir sorun var demektir. Onun için hazırlıyordu herhalde. Ne oldu? Cem Toker, şimdi Bay Kemal'in tahtası serisi vardı. Onun beşincisi gelmiş. Hemen onu da izleyelim. Sonra tamam üzerine hocam. Konuşuruz. Tamam. Sevgili